Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizler birlikte iki telefonu karşılaştıracağım. Elimde iPhone 11 ile 6S Plus var. Görüyorsunuz birisi rose gold, birisi lila renginde. Söyle, göstereyim. Evet arkadaşlar, şimdi bugün değişik bir içerik yapalım istedik. Kanalımızda bu içeriği ilk defa üretiyoruz. Umarım beğenirsiniz. Şu an zaten kutu açılım videosu kanalımızda hali hazırda mevcut. Yeni çıkan iPhone 11 purple rengi ve yine Apple'ın çok klasik renklerinden olan rose gold rengi var 6S Plus'ta. Dünyada en çok satılan 6S Plus'mış zannedersen. iPhone'un amiral gemisi. Şimdi bu ikisini karşılaştıracağız. Evet. Önce buradan dış kaplarını bir çıkartın bakalım. Arkadaki kasada bir farklılık var mı? Ona bir bakalım benimki yazılarda. Benimki ama sende bir çıkartmana gerek yok. Bir şey yokmuş zaten gördüğüm kadarıyla. O iPhone 11'in arkasında hiçbir şey yazmıyor. iPhone 6'da yazıyor muydu ki? Şurasında çöp kutusu işareti var. Şöyle Dilara'nın kılıfı akıllı, renkli şeffaf. Sulu. Şöyle karşılaştıracak olursak Apple işareti daha ortaya inmiş gördüğünüz üzere. Bayağı aşağıya inmiş. Çünkü kameraya şey olur yani dip dibe olur diye. Ve fark ettiyseniz şurada bakın hiç iPhone 11 yazmıyor. Dilara'nın daha mı koyu yoksa aynı mı? Seninki beyaz gibi, Dilara'nınki sarı gibi. Şimdi ekranı nasıl açılıyor? Bu aynaki. Ekran nasıl açılıyor Dilara? Bir göster bakalım iPhone 11'de. Touch ID ile. Dilara'nın 6S Plus'ında Face ID özelliği yok. Touch ID var. iPhone 11'de ise Dilara'nın yüzü tanımlıydı. Yukarıdaki kilit işaretine bakın. Şimdi bakın. Yüzünde bir aç bakalım. Açıldı. Nereden görüyordu açıyor anlamadım. Kamerada. Önce kameraya. Şöyle kameraya gösterelim. Evet. Gördüğünüz üzere burada kilit var. Kilit şimdi Dilara'yı görüyor. Gördü mü? Hayır. Gördü ve evet. Açıldı. Oo, iyi. Demek ki yüzünü tanımadığı kişi açamayacak mı? Benim yüzümü okuttuk. Bir de Dilara'nın yüzünü okuttuk bu telefonda. İkimiz rahatça açabiliyoruz. Yan koyun bakalım boy farkı var mı? Dış görünüşünü yapsaydık ilk önce içine tamam, girmeden önce. Tamam. Kanal senin. Nereye istiyorsan onu yap. Tamam böyle. Apple işareti iPhone 11'de aşağıymış. Kamerası zaten gördüğünüz üzere belirgin çıkık, bir şekilde. İki tane var. Flash'ı benimki küçük. İç akış. Evet. iPhone 6S Plus'ta tek kamera var. iPhone 11'de. Çift. Yeni Android telefonlar da şimdi bu kamerayı yapıyorlar hemen. Doğrudur. Bir açın bakalım eski iOS'la yeni iOS arasında fark var mı? Yok. İlk sayfayı aç bakalım. Ablanın telefonunda olup da senin telefonunda olmayan bir şey ben var mı? Ben sildim. Karşılaştırınca. iMovie, iTunes, o Page, Clips, evet. Keynote, Numbers, Apple Store. Hemen hemen ilk yukarıdaki sıra aynı. Alttaki sırada sildim benzer. Sildim ki yükleniyor bunlar. Evet. Bunlar silip indirilebiliyor. Bayağı yer kaplıyorlar aslında. Podcastler falan bunların hepsi aynı. Şurada mesela Dilara'da evet, da işaretlere var. İşaretlere bakarsak dediğin gibi benzer işaretler var ikisinde de. Birinde olup da diğerinde olmayan orijinalden gelen bir program var mı? Onlar sonradan yüklenebiliyor galiba. Silinebiliyor. Mesela iMovie'yi çoğu YouTuber biliyordur. Biz de son zamanlarda inceliyoruz evet, biraz. Bir aç bakalım senin yaptığın en son iMovie'de. Gördüğünüz üzere mesela bunu indir edebilirsiniz. 600 MB bayağı yer kaplıyor. Silebilirsiniz de atıyorum. Ay. Şu an Siri açıldı mesela. Neden? Bir dene bakalım. Siri ile konuş. Hey Siri. Hava durumunu sor bakalım. Şu anda Kütahya merkezli hava bulutlu ve sıcaklık 22 derece. Gece itibarıyla parçalı bulutlu. Evet. Gördüğünüz üzere konumumuzda bir olan. Bir sinemaları sor bakalım biliyor mu? Ben de. Hey Siri sinemada ne var diye. Hey Siri vizyonda ne var? Tamam. Vizyonda ne var için bunu buldum. Bak bak. Bize Cinemaximum'un evet, Google sayfasına yönlendiriyor. Akıllı. Senin Siri'yi aç bakalım Dilara. O da aynısını bulabilir. Ben iptal ettim de. Siri yok mu sende? Var da konuşmuyor. Konuşmuyor Dilara renkisi. Yazıyla anlaşıyor. Başka nelerimiz var? Aa şunlar farklıymış bak yerleri. Bunlar değişiyor mu bilmiyorum. Bunlar taşınabilir muhtemelen. Müzik işareti ikisinde de aynı mı? Bir bakalım. Tam taşıyalım. Böyle daha güzel evet, oldu. Evet logolar da aynı. Dilara'da. Evet Dilara renkisi daha güzel olduğu için ben de Dilara renki gibi yapmaya karar verdim. Şurada bitti var. Bitti'ye bastım. Ve onaylamış olduk. Sonra farklılıklardan mesela Dilara'nın iOS kaç bilmiyorum ama 6S Plus'ta
Şu alttan çekince burası açılıyor. iPhone 11'de sağ üstten çekince burası açılıyor. Sol üstten çekersek de Dilara'nın en üstünü çekmiş gibi oluyoruz. O bazen benim kafamı karıştırıyor. Mesela sağ üstten çekince burada hazır uygulamalar var. Uçuş modu, mobil veri, Wi-Fi, Bluetooth. Aynen. Şu gece modu mu? Kendimiz ekleyebiliyoruz zaten. Gece modu sende yok şu an. Dilara bakın burayı daha çok düzenlemiş. Ben yeni aldığım için pek düzenleyemedim. Bu sesler. Dilara mesela koymada geçti. Bende o burada hazır kullanımlarda yok. Ama sol taraftan seçersem de ana ekran görüntüsü, bildirimler geliyor. Şu an bende bildirim yok. Şeyleri aç bakalım. Diğerlerini tanıtalım. Zil sesleri. Aynı ki onlar zaten iOS'tan fark etmiyor. Allah. TikTok'a girdik. Bir şey diyeyim de zaten onlar aynı iOS kaç olsa bile. Neyse benimkisi 5.5 inç. Ablamınkisi 6.1 inç. Böyle boyutları. Benimkisi daha büyük. Hey. Kap olarak yani. Evet ben normalde benimkisi büyük gelir diye düşünüyordum. Şöyle kaplarına ikisinde airbag ama. Airbag dediğimiz ne oluyor? Kenarları düşürürsen, şöyle. Sakar olursan göstersene bir köşelerini. Benimkisi de. Şöyle biraz kaba duruyor ama. Evet düşerse bakın buralarda hava yastığı var. Dış kaplarında. Çok akıllıca düşünmüşler. Zannedersem iPhone 11'in hem önü hem arkası camdan mı? Evet öyle. Metal 8 değil. Plus'tan sonra hepsi. Ama 6 Plus'ta çelik kasa düşse de kolay kolay. Bu 6S Plus'ın görünümü aslında hepimizin alıştığı iPhone bence. Renginden dolayı da ben çok beğeniyorum, evet. Rose Gold'u. Ben 6S'in S Plus'ın görünüşünü daha çok beğendim. Ben yüzeyi daha çok beğendim. Orta tuş kalktı zaten bunu söylemedik ama görünüyor. Evet programdan çıkmak için ne yapıyorsun? Mesela ha, oradan bir program aç. Mesela açtık. Bir daha yap bakalım bir. Mesela evet. Girdik. Mesela işte gidelim. Sonra şey girdik. Atıyorum kendime yankına gidelim. Sonra çıkmak istiyoruz. Çıkmak istediğim zaman orta tuş yok. Alttan çekiyoruz. Şöyle. Silmek istediğimiz zaman ne yapıyoruz? Uzunca bir çekiyoruz. Ve oradan temizlemiş oluyoruz. 6S Plus'ı göster istersen. Evet onun da. Çünkü onda orta tuş kullanıyoruz. Yalnız arada hafıza farkı var anladığım kadarıyla. iPhone 11 64 GB. Dilara'nın telefonu. 32 sen. 16 GB mıydı Dilara? 32. 32 mi 16 mı? Toplam hafıza. Böyle basıyoruz. Çıkmak istediğimizde orta tuşa basıyoruz. Ben de iki kere basmamız yeterli olacak. Evet iPhone 6'da hala orta tuş var ama iPhone 11'de. Kaçtan sonra? 8'den sonra mı? X. Yok X'den sonra. Zeminsin. 8 Plus'ta da. Peki şeyi soracağım. Niye XR falan seçmedin de bunu seçtin? Rengi daha çünkü güzel. Çünkü son model. Basit Türk mantığıyla hareket etmiş benim kızlarım. Bana alamadık. Face ID. Çünkü uzunca bir süre kullanacağız. Ve İnşallah. Paraları da çok farklı değildi. Zeynep'in bu sene üniversiteye gitme ihtimali var inşallah. Bir kaza bela olmazsa. O yüzden İyi bir telefonum olsun istedi. Üniversiteye gittiğimde uzun süre kullanayım diyerek. Renkleri de var. Biliyorsunuz iPhone 11'in. Kırmızı, yeşil, lila, evet, beyaz, siyah, sarı. Parlaklığı da ekranı da güzelmiş. Bir de kırılmaz cam taktırdık. Çünkü Dilara düşürmüştü. 6S Plus'ı. Nasıl olduysa orijinal camı kırılmamış. Koruyucu ekran kırılmış. Ben... Koruyacak çünkü. Hayır ben ona ekran kırıldı diye düşünmüştüm. Parça parça duruyordu ama değil mi? Ama şanslıyız ki ekran kırılmamıştı. Evet cidden verdiğimiz 35 lira kendine helal ettirdi. Çünkü böyle renkleri var. Moru, ablaminsi, sarısı. iPhone 11'in ön camı zannedersem siyah. 1200 liraymış orijinal değişimi. Beyaz, kırmızı. Umarım kırılmaz. Evet. Product Dilara bu arada peki, bize Dilara, renkleri gösterdi. Bir ablanı ara bakalım zil sesi nasılmış. Bir saniye bir çaldırtır. Sonra da arkadaşlarımızla veda edelim. Sen senin telefondan de çaldırsan aslında daha mantıklıydı. İkimizinki de aynı zaten. Ki. Klasik aynı iPhone mı yaptık? Gördüğünüz ben ablamı arayayım. Dilara'mın da resmi güzelmiş bu arada. Ben ablamı arayayım o zaman. Ara bakalım. Tirelit tit 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 tit. Neyse Dilara sen hangisini seçerdin? 11'i. İmkanın olsa? Pro Max'i seçerdim ben. Doğru. Bir sen şimdi yılların var. Emekler telefonunu hemen çöpe mi attın? Üzülür. 8 ay. 8 ay 4 gün. Ama o üretileli baya bir zaman olmuştur.
Neyse bakalım. Arkadaşlarına veda edeyim. Sana göre hangisi? Ama bayağı bir fiyat farkı var herhalde onlarda. Bu 3000, bu 7500. Neyse hadi bakalım. Evet arkadaşlar, bu videomuzda iki telefonla karşılaştık. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğenmeyi, kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Sadece kalın. Bye bye.